Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Üniversiteli olma yolunda tercih günlerine doğru adım adım ilerliyoruz. Haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında buluşuyoruz. Ve günlerdir de şunu konuşuyoruz. Bu sene üniversite tercihleri biraz zorlu olacağı benziyor. Aslında biraz değil, bir hayli zorlu olacağı benziyor. 2,5 milyon aday sınava girmişti. 1 milyonu barajı aşamadı. Sadece 650 bin kişi 4 yıllık bir fakülte tercihinde bulunabilecek. Üniversitelerde 1 milyondan fazla kontenjan bulunuyor. Evet, baktığımızda zorlu geçeceğe benziyor. Rakamlar da bize bunu söylüyor. Her an değişiklik olabilir mi diye günlerdir konuklarımıza soruyoruz. Hani 180 puanı alamayanlar tercih yapamayacak ya. Acaba geçen sene o arkadaşlara pandemi dolayısıyla tanınan hak, yani 170 puanla tekrar çekilir mi? Olur mu? Olur. ÖSYM de sürprizleri seviyor. YÖK de sürprizleri seviyor. Bakalım. Belki güzel bir haber paylaşabiliriz. Hala şu anda ben tercih yapamayacağım diyen arkadaşlar için hala belki de bir şans var. Yani çok da umutlandırmak istemiyorum ama bilemeyiz. O yüzden de umudumuzu yitirmemekte fayda var. Şimdi eğitim uzmanı Salim Ünsal bizi bekliyor. Salim hocama soralım. Hocam, söyleyeceğiniz şeyler kritik, zorlu bir tercih dönemi olacağı benziyor. Özellikle bu seneye has nelere dikkat etsin tercih yapacak arkadaşlar? Bir kere tercihin her yıl kendi gerçekliği var. Aslında sınavlardaki yapı değiştiği anda her yılın tercihi de önem kazanıyor, farklılaşıyor, değişiyor. Özellikle sayılar üzerinden tercihler yapılınca daha çok bu sayılardaki değişiklikler gerçekten tercihin ruhuna ve felsefesine de çok fazlaca yansıyor. Çocuklar dolayısıyla bu yıl tercihlerini çok zorlayıcı bir ortam içerisinde yapacaklar diyoruz ama geçen yıl da zordu. Ondan önceki yıl da zordu. 2018 daha zordu çünkü yeni bir sisteme başlamıştık. Dolayısıyla her yılın kendi zorluğu var. O yılın da kendi gerçekliği içinde değerlendirmek lazım. Bu sene baraj geçen sayısının azaldığını görüyoruz. Bu aslında rekabetin düştüğü gibi bir yanlış algıya sebebiyet verebilir ama şöyle bir gerçeklik de var. Barajı aşan sayısı azaldığı anda bazen tam tersi rekabet düşmeyebilir. Geçenlerin hepsi tercih yapma eğilimine girerler çünkü. Geçtiğimiz yılın sıralamalarıyla bu yılın sıralamalarını kıyasladığımızda öğrenci başlangıçta kendisini herhalde bu sene tercih yapmam diye düşünürken sınav sonuçları geldiğinde gördüğü sıralamayla birlikte tercih fikri epeyce canlanan öğrenci olmuştur diye ümit ediyorum ben ve bu doğrultuda bu yıl tercih yapacak aday sayısı azalsa bile tercih bildiriminde bulunan aday sayısında aynı oranda bir azalma olmayacak ve çoğu aday tercihte bulunacaktır. Öte yandan bölümlerin önceki yıllarda oluşmuş sıralamaları, bunlar elbette ki bir referans olarak kullanılabilir adaylar tarafından ama bunlar mutlak surette aynı şekilde seyredecek, aynı düzeyde oluşacak, hep aynı şekilde devam edecek diye de bir kaidemiz yok. Her sene aslında kağıtlar yeniden karılır ve dağıtılır. Evet. Ve dolayısıyla her sene her bölümün puanı sıfırdan başlar. Ve öğrencilerin performansına, tercih eden öğrencilerin başarısına, puanlarına ve sıralarına göre yeniden dizayn olur. O nedenle burayı kazanamam diye ümitsizliğe kapıldığı bazı bölümleri öğrenciler çok da ümitsizliğe kapılmadan tercih listelerinde bulundursunlar. Tercih biraz böyle elinizin bol alıştırabilmenin göstergesidir. Yani korkarak çok fazla tercih yapılmaz. Mutlaka bu anlamda elbette ki korkularımız da mutlaka olmalı ve daha sağlam tercihleri yapmalıyız. Ama biraz da hayallerimizi tercihe yansıtmalıyız. Tercihlerde biliyorsunuz 24 tercih hakkı var. Bu 24 tercih hakkını genellikle öğrenciler 16-17 kadar ancak kullanabiliyorlar. Evet. Bu şansı ne kadar yaparsak o kadar artırırız. Yani ya bu sene tercih biraz şanslılar aslında geçenler, öyle mi? Çünkü geçen gün bir konuğumuz şey dedi. Sıfır faizle kredi almak gibi bir şey bu sene tercih yapacakların durumu dedi. Yani doğru değerlendirirlerse bir yere girmemeleri mümkün değil dedi. Doğru mu? Bu sene barajı geçmiş olmak aslında tercih için çok büyük bir avantaj anlamına geliyor. Yerleşmek için de kazanmak için de çok büyük bir avantaj anlamına geliyor. Bu nedenle ben barajı geçen adayların doğru tercihlerle doğru adreslere gidebileceklerini ve kazanabileceklerini düşünüyorum. Alanlara göre çok fark eder mi Salim Hocam? Eşit ağırlıkçıyım ben. Sözel, sayısal, bunlar arasında asıl şu eşit ağırlıkçıların durumu biraz kritik gibi bir yöne işaret ediyor musunuz?
Elbette bu sınava hazırlanmak sayısalcı için kolay, tercihler sayısalcı için, daha doğrusu sayısalcı için zor, tercihler sayısalcı için kolaydır. Sınava hazırlanmak sözel ve eşit ağırlıkta biraz daha kolaydır sayısala göre ama tercihlerde en çok zorlanan grup bu iki gruptur. Ben bu yılda özellikle eşit ağırlıkta ve sözelde biraz daha temkinli yaklaşmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü orada hem rekabet koşulları biraz zor hem de kontenjanlar biraz daha az olacak. Adaylar bu nedenle daha geniş bir yelpazeden seçim yapıp... Genişten kastımız %20'den de daha fazla mı? Yani ne kadar şöyle, aşağı insin? Kendi sırasının %20 daha önünde ve kendi sırasının %40 daha arkasında. %40 daha arkası. Öğrenci, evet, tamam. Öğrenci 50.000. olmuşsa kendi sırasının yaklaşık 4.000 önünden başlayarak, 45-46.000'den başlayarak, tamam, kendi sırasının yaklaşık %40'ı 70.000'lere kadar böyle bir aralık içerisinde burs seçimlerini gerçekleştirebilir. Salim Hocam, bugünlük size teşekkür edeyim ama hafta içi yine mutlaka size bağlanalım. Bu sefer belki biraz daha örnekler üzerinden gideriz, faydalı olur. Ne dersiniz? Peki. Görkem tamam. Hocam, eğitim uzmanı Salim Ünsal bizimle birlikteydi. Çok kıymetli bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz.